Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Deniz, şu an evle mücadele içindeyim. Şimdi arkadaşlar, bir yere girerken evin düzeni tamamen ayarı kaçıyor. Toparladığınız yerlere bir şeyler yığılıyor. Sonra tekrar. Bir arkadaş yazmış bana dün. Yorumlarda okursanız 3-4 arkadaşa denk geldim öyle yorumlarına. Aynı zamanda taşındık. Ve şu an çok fenayım. Psikolojim gitmiş durumda. Instagram'dan da yazmışlar. Videoyu durdurdum. Hakkı'nın sesini kolluyorum. Hakkı'da da bir kriz. Allah iyi etsin bu çocuğu. Her şey ters yapıyor. Dün okula yollamadım. Dedim ya size, doktora gidecek diye. Bugün de bir çıkarmak istedim. Başka bir doktora. Bakayım teyit amaçlı aynı şeyleri söyleyecek mi diğer doktorun dediği gibi. Çünkü öğretmenin de yazdım. Ben dedim imkan vermiyorum hani stresten, sıkıntıdan, o kızarıklıkların. Çünkü çene altlarına falan vurdu. Gecede kaşımış herhalde, o noktaları kabuk tutmuş, yere bağlamış. Merhemi var. Merhem güzel bir merhem arkadaşlar. Bakayım ismine. Bu ilk günden beri Dermovate. Hiç ben de kullanmadım. Günde bir defa, evet günde bir kere sürüyoruz. Bu da genelde akşamları oluyor. Bu merhemi sabah bir bakıyorsunuz böyle kuru kuru olmuş. Bu da bir kere avil şurup. Yemekten önce veriyorum. Ya bayağı bir buçuk saat evvel falan. Ama ilaçları kullanmasına rağmen yüzünde çıkmış ve kasıklarında noktalar çoğalmış. Geçiriyor ilaç ama çıkmaya devam ediyor. Ben de dedim bir doktor daha baksın bakayım. Çünkü ben arkadaşlar şeyden şüphelendim. El ayak hastalığından. Sonuçta bu çocuk teneffüslerde oynuyor. Sokakta oynuyor. Gelene kadar bir dünya. Yani onunla tutuyor, bunu tutuyor. Elini yüzüne sürüyor çocuk. Gözüne sürüyor. El ayak hastalığı olabilir diyorum ama tabii sonuçta doktor değilim bakayım. Hüseyin'e git dedim. Bugün doktor yokmuş. Lafı da fazla uzattım. Öğretmeni de bilgilendirdim. Neyse, onun da krizi tuttu. İşte yetiştireceğim ama hocam dedim. Şimdi öğretmen kızacak. Şimdi öğretmen bana bağıracak. Öğretmen gene bir ilgili. Çok üzüldüm diyor Elif Hanım diyor. Çok geçmiş olsun, geldiği zaman sordum ben onunla iyi misin diye, iyi gördüm falan. Ateş falan yok da kızarıklıklar var işte. Neyse öğretmene de yazdım. Sonra dedim böyle böyle şeyden şüpheleniyorum dedim. Hocam dedim gene de bir ihtimale karşı dedim şey yapayım ama ters yapıyor bu aralar dedim Hakkı dedim. Zoraki yani. Şimdi dedim ağlıyor dedim. Öğretmenim kızacak falan diye. Öğretmeni bir bilgilendirdim. Ama benimki ağlıyor. Bir dünya burada. Gitti bahçede, gitmeyeceğim. Sokağa çıkıyor, gitmeyeceğim. Neyse zor bela. İrem geldi. Ben bu işlere girdim. Kavanozlara girdim. Mutfakta bakın. Yemek yapacağım mutfakta. O kutu, iki tane kutu çıkardım, o da mutfağa ait. Bana ilk gelen hediyelerdi. Canım benim. Birisi senin canın. Birisi de Nur'un. İlk bana Nur hediye yollamıştı. Sonra senin can. Onlarınkini kaldırmıştım. Şimdi çıkardım tekrar. Şimdi ne yapıyorum bakın. Yatak odası çamaşır koydum ipten yatağın üstüne. O yatak sirkelenecek örtüsü. Aşağıda bu gördüğünüz yatağın ucunda polar serdim. Katladığım çamaşırları, örtüleri falan böyle duvar dibine koydum. Çünkü onlar da taşınacak. Hem İremleri gidecek olanlar var, çarşaf falan. O yerdekiler de turuncu gördüğünüz Hakkı'nın kirli çamaşırı orada çıkardı yine. Bir de küçük büyük çıkıyor şimdi eşya arasından. Onları da böyle yırtık. Artık böyle rengi solmuş. Sokakta oynadığı kıyafetler genelde. Onlar zaten verilecek gibi değil. Ondan sonra dizleri yırtılmış. İşte popo tarafı hep yırtılmış. Ağları çok yırtılıyor. Hep dikerdim onları. Neyse onları bir çuvala koyuyorum. Yırtık pırtık olanları. Onları kışın yakarım dedim. Böyle güzel montaları vardı küçülen falan. Böyle polarlı şeyleri vardı. Burada bir çocuk var. Yetim. Babası rahmetli olmuş. Annesi işte böyle kokulu taşlar bir şeyler yapıyor. Atatürk gördüğünüz taşları falan o çocuktan alıyordum ben. Neyse ona verdim böyle sevindi çocukcağız.
İren şeyi diyor hakkı diyor anne diye çıkarmıyor diyor. Okulda diyor. Şimdi bakın buraları elden geçiriyorum. Hadi bakalım. Koydum ya bunları buraya. Şimdi bunları tekrar çıkarıyorum. Burada yıkadığım perdeler var. Güneşlikler. Bu çantalar falan hep yıkanık yani. Yıkanık onları oraya koydum. Ondan sonra şurada görebilecek misiniz? En aşağı Hüseyin'in elektrik malzemeleri vardı. Söylene söylene çıkardı. Ama ne yapayım? Bana da yer lazım. Hadi bakalım. Buraya soslarımı, efendime söyleyeyim işte turşularımı, fasulye konservelerini koydum. Daha yer var. Aşağıda kasayla koydum arkadaşlar. Neden derseniz kavanozları yatay koysaydım devrilecek. Dikey koysam üstlerine koyamam devrilir. O yüzden kasaya böyle yatık koydum. Üstlerine tekrar dizdim sıra sıra. 2-3 sıra aldı. Şimdi yanlarda bile yer var. Üstte gene yer var. Büyük kavanoz da koydum. Oraya kapaklarını koyacağım yan tarafa. Bu raf var. Ama daha tabii benim dünya kavanozum var. İnanır mısınız? Belki 3 büyük çöp poşetleri var ya siyah böyle battal boylar. Kalın. Yani evde bulunanlar hariç onlardan 3 büyük battal boy kavanoz. Ama yeri zamanı gelince bana çok lazımlık oluyor. Şimdi diyeceksiniz o kadar çok fazla değil. Ben genelde turşuları da bakmayın. Şeye kurmayı tercih ediyorum cam kavanozları ama bazı zamanda İrem yapma yavrum. Plastik bidonlara kuruyorum. Çabuk tüketiyoruz mesela plastik bidonlara. İşte biber turşusu, kıl biber. Ondan sonra salatalık turşusu. Beyaz lahana turşu. Bunlar çok çabuk gidiyor bizde. Evet. Her zamanki gibi çene. Şu şeyleri almıştım marketten bu kaymaz. Altı fıt fıtlı. Hangi marketten aldım acaba ya? Galiba A101'e mi gelmişti? Büyük ihtimal A101'e gelmişti. Onları serdim buraya. Kavanozların altına. Şimdi beyaz ya gardırop. Ne olur ne olmaz. Soz bir şey koyuyorum. Akar makarsa kontrol ediyorum gerçi. Şimdiden sonra yapmaz ama yine de koydum. Her rafına koyacağım. Mutfaktaki çekmeceleri de koyacağım. Ondan sonra burası var. Burada şey zaten boş şeyler var. Yine rafları siliyorum çünkü malzemelerini koydu. Bir de şurada yukarıda. Şimdi kavanozları hallettim de. Daha olan kavanozları da ben gene de burada çok yer işgal etmesin diyorum. Gene var mutfaktan gelecek şeyler çünkü. Şey yapayım. Bodrum'a götüreyim onları. Bir yer bulayım ya. Bir yer bulayım. Gardırop üstüne bile düşünüyorum vallahi. Menemen falan bakın sene yapamadım onlar kaldı boş kavanoz. Ama seneye Allah kısmet ederse ben kışlık için domatesimi hep yapardım. Bilmiyorum yetişebilir miyim? Yetişirsem biraz yapmak isterim sade domates. Ben menemenden çok sade domates kullanıyorum arkadaşlar. Neyse. Vallahi billahi ya. Çeneyle vakit geçiriyorum çok. Şu uyumu da söylene söylene bırakamadım. Neyse. Şuraya şimdi. Bakın daha aman, yukarıda da koli var. Bunlar kışlıklarla ilgili şeyler gerçi. Şimdi bunlar difriz termos çantalar var ya. Hani size dedim taşınırken şeyleri buzluktaki ürünleri koyarım. Çözülmesin diye. Ondan sonra biz bayağı buz tutmuştu. Esra'nın aldığı beyaz dolapta. Buzluğu. Buraya gelene kadar idare etti. Hiç çözülme falan olmadı. Maşallah. Bunları da gerek duymadım ama sonra duyabilirim. Bir de bunlar pahalı. Bunları şimdi bir poşete koyacağım. Bayağı da Hüseyin bana o zaman getirdi. 5-6 tane var.
Şimdi bunları da buraya koyayım. Hatta belki şu çantanın içine, ama bu çantanın içine deniz ürünlerini koyacağım. Şurada siyah bir çanta var. İşte koldukları, simitleri, su pompaları, deniz şeylerini o çantaya koyacağım. Bileyim ki o şeyde deniz şeyleri var. Bayağı da varmış kız. Bak, kızanım kaykayını arıyor. Bendeki kafa gidiyor. Almadım mı oğlum dedim. Etmedim mi dedim. Tabureyi alacağız mecbur. Burada boş poşetler, aman her yere poşet sıkıştırmışım. Burada galiba bu ilk yardım çantası. Her şey tedarikli burada. İlk yardım çantası var işte. Bantlar, sargı bezleri. Ondan sonra ilk yardımda ne gerekiyorsa. Anam ben mahallede de şey gibi gezerdim. Bir çocuk falan düştü mü bisikletten hemen böyle çantayı al koş. Ameliyat bantları. Tendir diyotlar. Hatta hep düşe kalka büyüdü. Hep elimde geziyordum onlarla. O yüzden istiyorum şimdi eczacı dolabına buraya koyayım da elimin altında olsun. Çantalar falan. Şimdi bakayım ne varmış burada. Ne koymuşuz? Ne bunlar? Sonra yaparım diye. Kolluklara bak. Fıstıklar. Çerçeve. Ah tartım. Ama bunlar salona. Bunlar salon. Nasıl arkadaşlar? Sabah 6.30'da kalktım İrem'e. İnanın daha o oturmadım. İnanır mısınız bilmiyorum. Zekiye Köse, bak o kumaşlarını bile atmadım seni. Hadi göndermiştin ya bana bir şeyler. Böyle toz falan alıyorum. 6.30'dan beri ayaktayım. Arkadaşlar 6.30'dan beri. Şöyle ayağımı 10 dakika uzatmadım. Ve hala dünya işim var. Dolma biberleri çıkardım. Kıymayı çıkardım orada şey yapacağım. Yemeğe gireceğim daha. Masa düz çamaşır var asılacak, katlanacak, ayrılacak. Şimdi burayı da açtık. Şimdi bu üst sırayı Hüseyin'e bırakacağım. Bunları niye bırakmış herhalde? Şurayı kullanırım diye bıraktı. Buraya koyayım bunları. Burayı da sileyim ben. Telefon bende zaten. Adamın tıraş şeyi köpüğü bile burada. Sen buraya gel. Lambaları. İlk yardım buraya. Buraya. Bunları o düzenlesin kendi şey yerine. Şöyle bir. Tamam, burası bana hazır. Şurada yerde var bir tane bir şey. İçinde ne var? İlaç olması lazım. Evet. Arkadaşlar aman iki ayağım bir pabuca girdi deminden beri. Hüseyin boruları aldı takıyor bir yandan burada da kuru mudur nedir o düşmüş. Masa topluyorum bir yandan. Tabak götürüyorum. Ondan sonra şey geldi. Bulaşık makinesi geldi. Kurulumunu yaptılar. Ben tabii bilmediğim için anlattı ama bazı şeyler kaldı, bazı şeyler gitti. Yalnız şunu belirtti. Eğer tabletinizin dedi şu jel var ya arkadaşlar, eğer yumuşaksa diyor bu jel diyor. Suda çabuk eriyormuş. Burada 3 saniye bastığınızda bir tablet işareti gözüküyor. Bunda gerek yok dedi. Melih abla tabii benim makinem olduğunu biliyordu o zaman. İstanbul'da daha alışverişinde tablet almıştı. Böyle bu şekilde bunu gösterdim. İşte bunlar
Şeymiş. Suda zor eriyormuş. 3 saniye basılı tutacaksınız. Tablet işareti gözükecek. Ondan sonra koyacaksınız diyor. Ama bunlarda gerek yok dedi. Ben de paketini falan bıraktırdım işte. İsmine bakıp alayım diye. Bunları parlatıcı koydu. Tuz koymadı denerken. Onu sordum. Her seferinde mi koyacağız tuzu dedim. Ağzına kadar doldurun dedi. Başlamadan evvel de su dök koyun dedi. Şimdi ikide bir soracağım size. Tuz falan ihtiyacı olduğunda burada işaret çıkıyormuş. Parlatıcı ve tuz işareti. Hadi tuz var. Galiba şey alacağım. Ne dersiniz buna? Şey, şunlardan. Gerçi bunlar tek kullanımlık makinelerde de getiriyorlar ya. Parlatıcı alacağım da isimlerini unutmayayım diye atmadım. Neyse çok şükür geldi. Burada yarım yük var diyor. Mesela azsa diyor bulaşığınız diyor ama önermedi mesela. Fazla suyla yıkayın diyor. Ha bir de o 15 dakika basacağız ya mesela bu suda az eriyenlere. Bu 15 dakika süreyi fazla tutuyormuş. Yani 15 dakika fazladan yıkıyor dedi. Evet şimdi de kurulumcu geldi arıza. Televizyon hiç izlenmiyor. Gene internet kopukluk. Şimdi onlar geldi. Onlara Allah'ım gardırobu bıraktım. Buraya buraya bıraktım oraya. Bir de şimdi soba derdine düştük kurmaya. Yani her şeyini arıyor beni adam. Kısa koy diyorsun bana oraya. Ne oldu? Ben tartışmaya devam ederim. Fark etmez benim için. Açmışım, kapatmışım. O Paspal. kasayı ben gene dedim buraya koy diye. Ama sen ne dedin? Kuzineyi çekeyim diye. Boruyu öte çekeyim, bereyi çekeyim. Kuzineye diyor ki 2-3 kere gitti boru değiştirmeye. Ben de buraya bir mesafe bıraktım. Zaten beynim yandı, yemin ediyorum ya. Beynim allak bullak oldu. Şimdi zaten her şeyi bırakacağım. Yemeği de vazgeçeceğim. Alacağım kahvemi, yapacağım, içeceğim orada. Aman bu nedir ya? Yap 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 yap. Şuradan bir mesafe. Bu da buraya gene yamulmuş ama. Kuzine buradaydı. Bana diyor ki kuzineyi duvara yapıştıraymışım. Bu kadar bir mesafe olur mu? Duvar boyası kabarır. Sonra burayı gri şey alacağız. Bak sonra alacağım demiştim. Demek ki ben gelecek diye tahmin ettim. Adama sonra alırım diye vazgeçtim. Zaten bunda atlığı da yanlış yollamış. Tevekkül. Buraya bir de o gri arka korumalıklardan alacağım. Maşa yok. Şiş yok. Yarın bakayım Şarköy'e gitmek istiyorum. Onları alayım oradan. Çünkü yemek falan olacak burada. Yemek olsa da olmasa da böyle bir mesafe olması gerekiyor duvar için. Hem sıcaklık da duvarı alır derler eskiler. Yayılması için yani sadece duvara gitmesin diye. Oradaki ayna kalkacak arkadaşlar. Bakayım şöyle yükseltebilir miyim? Aa, sinirimi sarstı bu adam benim bugün ya. Bunun hesabını da ben yapacağım yani bak. Bu hesabı. Bu niye yükselmiyor? Şöyle. Of. Sonra halka al dedim. Yeni olmuyor dedi ama zannetmiyorum olmadığına. Görmedim de. Şimdi yarın Şarköy'den alırım bir tane halka. O duvarlara şey koymaya. Aynayı alacağım içeri. Zaten camı patlarız da. Oraya da minder koyarım. Aşağı. Ve duvara. Yere. Burayı hallettim. Şöyle alayım ben sizi. Böyle görün. Burada bir şey yok artık. Şu ayakkabılığa gidecek kerata. Bu da kapı sütü benim. Kapıyı asacağım. Ayna çıkacak. Onu da ama kanca ayarlamam lazım salona. Bir yer. Oraya götüreceğim. Kışın
kullanacağım tutuşturmaya. Çöp torbası. Burada ne vardı? Burada ayakkabı var. Ondan sonra şunu da alıyorum şuradan. Ecza dolabını şimdi kaldırayım. Sonra el ayak çekildiği zaman boyamalara falan geçeceğiz. Şunda tekini arıyorum. İrem'e botunu. Büyüktü o zaman, giydirememiştim. Ondan sonra bu da ecza dolabının. Bunlar garanti belgeleri. Burada makine ayakları var. Yükseltici ayaklar. Neymiş bilmiyorum bu. Şırınga gibi çekiyorsun, atıyorsun. Seni de koydum içine. Çamaşır makinesi için bölme yedek vermişlerdi o zaman. Bir de ayak vermişlerdi. Sanki bunlar daha yüksek gibi. Bir deneyeyim diyorum. Daha yüksek gibi. Bunu da gardıroba koyacağım. Bu gardırop çok iyi oldu. Evin şeylerini toplamak için çok güzel oldu gerçekten. Şöyle baktım mı? Yukarıda toparladım. Deniz çantalarına, havuz, kolluk, hep o çantanın içine koydum. Burada uçlar var. O uçlar da güzelce ne dizeceğim. Beyaz büyük burcun içine koyacağım onları. Burada başka bir şey yok artık. Şimdi bunu buraya takamayız. Ondan sonra bunu mutfağa. Bu da mutfağa gidecek. Şimdi buzdolabı falan çekilecek orada. Ondan sonra götüreceğim o raf düzenleyiciyi de. Ama yoruldum. Ama bir şey anlatıyordum, yarım kalmıştı. Arkadaş aradı da ben de taşınıyorum diye bahsetmişti ya. Ona yazıştık biraz Instagram'dan. Elif abla mahvoldum. Elif abla mahvoldum. Beter durumdayım. Sen nasıl hallettin? Onun benim dedi her şeyim dedi. Tam eşyayla gittim dedi. Yanlış anlama dedi. Süsler püsler yoktu o kadar ben dedi. Ona rağmen dedi. Hala da aynı zamanda taşınmışız onunla. Senin diyor neredeyse bitti. Benim diyor iki odam diyor. Ondan sonra dedim şey yapma, dert etme. Boş verdim, kaynanası aramış da. Neyse ismini vermiyoruz. Söyleyebilirim. Hele diyor kayınvalidemi görme. Sen nasıl insansın da toparlanamadın diye herhalde araları şey. Bayağı bir söylenmiş de görüşüyor musun dedim. Görüşürüz dedi. Ama dedi öyle dedi. Eskiden beri zıtmış geline. Var işte bakın böyle kaynanalar. Neyse daha özel konularına girmeyeyim. Başka şeyden ötürü kaynanası zıt. İstediği başka bir gelin varmış o zaman. Olmamış hanımefendinin istediği. Neyse. Öyle atışa atışa dedi. İşte dedi yol alıyoruz Elif abla dedi. Ben dedim ki boşver o desin bu desin toparlanın. Bak dün bana dün neler yazdılar zamanında. Hala da yazmaya devam ediyorlar. Bakın oyunu oynamıyoruz. Sabahın körü kalktım daha aile oturacağım daha yemek duruyor. Masayı işte biraz biraz toparladım gidip geldikçe iki tabak iki bardak. Mutfağın üstünü görmeyin tezgahın üstü. Daha oralar aralanacak. Buzdolabı oraya koyulacak. Bu oraya yerleşecek. Bir taraftan da o Allah razı olsun şu an birkaç kişi yazdı. Az da olsa yardım edelim Elif abla diye. Onlarla yazıştım. İşte sonra o bayana döndüm. O çöp torbası kalsın gene bana buradan çıkar çünkü hızlı bir donunca atacağım. Valla ben bir kahve yapayım ya. Kahve yaparken tezgahımı toplayayım. Hatta gidelim sizle. Vallahi çok yoruldum ama. İnanın bu ev düzene girecekti. Arkadaşa akıl veriyoruz.
Akıl vermedim diyelim. Pardon. Özür dilerim. Yanlış oldu. Moral veriyoruz diyelim. Akıl vermek nerede? Şey kapatıyorum. Oh. Ama en azından arada açıldı. Çocuk odası. Ara. Yatak odasında kıyafetler sadece. Bir de arka balkonda arka balkonda kavanozlarım var. Fıttıracağım. Siz de benle fıttıracaksınız. Baksanıza. Bakın. Tezgah. Tezgah bakın. Ben o kıymayı çıkardım da. Şimdi ben dolmayı yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Başka bir şey mi yapsam kıymayla hemen? Kıymayı kavursam da patates yemeği mi yapsam hemen? Biraz da avuç içine. Şimdi pirinçli yapmaya kalksam kıyma ona tam şey gelmez. O da uğraştırıcı. Şimdi bunca işin arasında. Evet öyle yapayım. Spagetti haşlayayım. Bir de patates yemeği kıymalı. Tamam. Zaten şöyle bir şey var. Osmancık pirincim azdı. Hani pirinçle de ben dolma yapmıyorum. Şunları alayım da bari ilk yıkamayı bunları kullanırım kız. Ay vallahi Melih ablacığım. Ah Melih ablam benim. Sağ olsun. Şimdi burada bir saatlik program da varmış. Şimdi 10 kere söylerim. Kaç sefer iptale düştü, gitti, geldi. Ah Melih abla, horozlar gagalasın onları değil mi? Ne lojistikler ne şeyler. En sonunda bayiden halletmiş Melih abla. Arçelik almış. Buradaki bayiden. Ne kadar uğraştık ya. Hele Melih abla. Şimdi ben bunu çözene kadar aşağı tenceresi menceresi bu pervaneleri de bana ittir dedi. Her şeyi koyunca bu sular da hep burada mı kalacak? Kokar. Anam. Evet. Şimdi bunları da bir yere koyayım ben. Böyle paket içinde değil de. Bir dakika. Şunları koyayım. Ötekini açmadım zaten. Ama şimdi parlatıcı koyacaksın dedi. Koymadan çalıştırırsam ne olur ki? Yani her yıkamada bu ne be? Bu da masrafı şeyinden şey gelecek galiba. Her şeyinde parlatıcı, her şeyinde toz koyacağız mı bunlara her bulaşıkta? Bile kaç para şeyleri onu da bilmiyorum. Bunları da Melih abla almıştı ya. Vallahi bilmiyorum. Bu bari kapalı kalsın. Ondan sonra açarım. Şimdi de buraya koyayım. Ondan sonra artık bunları geriye alayım. Anne ne yapıyor mu? Hı. Ben canım bir yandan tatlı istiyor, bir yandan da kaynıyor. Vallahi hiçbir şey istemesin. Canız kapat o buzdolabının kapağını. Elektrik geliyor. Kapat. Şimdi sofradan kalkmadın mı aldın bir şeyler sabah? İki gıdım şey yedim anne. İki gıdım mıydı gıdım? Yedin. Mideni bastırdı. Bastırdı. Sen limonla küçücük bir tane şey yersen. Lahanadan kara. Mor olandan. Bastırdı mı anneciğim seni? Kim dedi öyle yediğin? İki dilim de ekmek yedin yanında. Nasıl? Ne yendim ben? Bunlar çok mu acaba? Şunu al yavrum. Bir tane. Şunu koyayım ki bu. Bu garantisi.
Bıçağı da kullanmışsın. Nerede kestin kırmızı lahanayı? He? O civar çökmüyor. Koyduğuna göre buraya. Koyayım şuraya da. Vidaları da buraya koymuş. İrem bak sinir mi atıyor şimdi? Tamam. Ben mutfağa girdim mi siz kaybolun. Benim girmemi bekliyorsunuz. Kapat onun sesini. Odaya girince aç. Ya da yapsam mı ya? He? Yapayım bir. İki dakika da. Valla. İrem sesi geliyor. Hayret bir şey ya. Marda pis pis nedir ben bilmiyorum ki koymuşlar buraya. Masumlar apartmanı da izledim akşam. İzleyince de takılıyorsun. Burada yıkanacak. Islak mendil. Ha bu arada. Bakın. Dolap kapağını görüyor musunuz? Dolap kapağını buradan çıkardılar. Ev sahibine söyleyeceğiz. Burada kiracı çıkmış. Kiracı çıkınca bu mutfak dolaplarını yapmışlar yeni. Yapınca da tabii hesap etmemiş oraya. Bulaşık makinesi yeri yapmışlar. Prizm resmi takmışlar ama kapaklardan şey olmadı zaten menteşesi. Ne kapandı ne bir şey. O yüzden burada o dolabın kasasından çıkardılar. Şarjlı ilan söktüler. Şimdi ben onu alacağım. Ev sahibine teslim edeceğim. Ürünleri de küçük hastan alayım da. Nasıl kaldı görüyor musunuz? İşte şimdi hesapta yoklardı çünkü onlar. Ben giriştim bu işlere. Yine akşam ettik gene. Bakın ortada ne var işte. Bir arayı yaptım. Kahvaltısıydı. Gerçi bulaşık falan da attım yıkadım ama yine doldu bakın. Sabah. Şunu koyayım dolaba. Şunlar. Bunlar. Şu bulaşık da kalsın. Hatta tabakları buraya koyayım. Şimdi bulaşığa da girersem yemek alacak. Yemek pişerken bulaşığımı hallederim. Bir saate bakayım ben saatten de bir haberim. Oh. Evet İrem çok acıkmış şimdi. Anne diyor ne olur bana bir şeyler. Bunu da kapıya koyalım. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Ha, şu yerinin yumurtasını yapayım. Geliyorum. Şimdi makarna suyu koydum. İrem'in yumurtasını yaptım. Kırmızı soğan istedi. Hepsini bitiremez diye. Soğanın yarısını verdim. Şimdi ben patates yemeği yapacağım. Bulaşıkları nasıl halledeyim diye düşünüyordum yemek olurken. Alışkanlık gördünüz mü? Şimdi bir süre alışamayacağım ben ona. Bakayım hem deneyeyim. Şimdi kavurayım bunu. Yemeği de koyayım. Bakayım akıtıp deneyeceğim. Şimdi biraz anladım adamın dediklerini. Daha çamaşırları asacağım. Hava kararsa da asacağım. Gece de. Kapının önünde de var bodruma gidecek. Hava kararmadan nasıl onları yapayım ben. Apartmanı silmem lazım merdivenleri. Ben onu bile dayılayamaz. Şimdi halledeceğim de.
ekmek. Geldik şimdi makineye tanışmaya. Şimdi tuz bölümünü anam ta da anasının gözünde yapmışlar. Şimdi şuraya tıklayacak dedi bu adam. Kapmaya da düşmüşler mi? Şimdi. Bilmiyorum. Bakın. Anam ha, su çıkıyor bundan. Çarpılmayın. Neyse çıkarsa şey yok dedi. Hadi bakayım tuzu nasıl koyacaksın? Su var orada dolu. İstersen koydukça su geri çıkacak oradan. Koydukça mı? Tabii koydukça su çıkacak. Tuz da çıkacak. Tuz çıkmaz. Ay benim de ağrıdır. Şuraya önce bardak koyalım bir de kapı ayarlamam lazım. Bardak olur mu kızım onu gitsen oraya. Poşetimi dökeceğim oradan her tarafı dökülüyor. O altı... Bir tane kap bulacağım ona dökeceğim. Az bile gidiyor ona. Makine şeyim vardı benim. He? Az bile gidiyor ona. Alsın gözlüğü. Tabi. Onun altı olduğunu. Sen de biliyorsun derinliğini. Orada su var ya. Mı? Bırak bırak mayanın içine. Kıza da geliyor su. Hadi bakayım. Zaten tuz ıslanacak Elif. Islanacak da buradan dökülürken. Yarısını da dışarı. Şunu alamıyor musun? Aman sen de. Şimdi bunu da dökmek işkence ha. Bunu nereye kadar dolduracağız? Dolacak, dolacak o, dolacak. He? Dolacak. İçine de girdi. Normal tuz olmaz mı acaba? Hiç görmüyorum ben. Girince yarıyor mu bu? Daha ile ortada bir şey yok. Aa. Elif altta koskoca hazne var ya. E sen ki oldu da gördün üstüne. Niye görmedim canım? Allah Allah. Nerede? Görmedin beni hiç. Bu tuz eriyor da şimdi. Erimez. O bilgin tuz değil o. Yazmıyor mu? Yazardır ne kadar tuz konacağı. Çay bardağı adam değil. Sanki çok döktük ama. Doldur canım, doldur, doldur. O içine içine tuz dolması lazım onun. Ablaya mı sorsan? Bucuk
paketi koyup koyuyorlar mı acaba? Tabii ben iki paket koymuştum şeye ilk aldığım zaman. İki paket. Don al yetmemişti ona. Belki o zaman büyük poşetler böyle değildi ama. Dışarı taşmasın tuz diyor. Tabii ki ama için su taşıyor şu an içinde. Tuz da gidiyor azıcık öte beri. Bir şey olmaz. Şu suyu alsa mıydım acaba bilmiyorum. Islak mendille silin diyor çıkan tuzu diyor. Bunu tuz mu yetişir be? Bir kere koyuyorsun zaten, onun içine kalıyor. Sonra yine koyuyorsun onu. Aa. Bana da bana mısın demiyor. Oğlum altında hazine var diyorum sana, hazine. Al koy paketle. Vallahi benim ağrıda. Ayağım. Ben gideceğim sana. Öyle bir açıp yırtmışım ki. Yani sen benden beter işte, ben biliyorum. Al. Ne benden beter bir şey? Döktün her tarafa, benden çok taşırdın. Baksana, yamuk yumuk açmışım bak şeyi, poşeti. Benim yüzümün içine su konmaz. Direkt tuz doldurur. Bu adam da su doldurdu. Ya tuzum 5 kilo koyuyordu. Oldu mu canım? Doldu mu? Dolmamıştı canım. Dolmamıştı. Gözüküyor tuz burada. He? Gözüküyor burada. Tamam sonra bakayım. Niye sokayım ya? Tuz var mı? Çarpıcama yapacağım. Tuzlara bak. At şimdi, at şimdi. Alınır mı o? Şimdi sinirim de çıktı. Bu adam niye dökmedi ki bunu, bu kadar şeyi bu? Yoksa yediden zire değildi. Şimdi sildim orayı ben. Kenarını, köşesini. Ses gelecek dedi. Geldi. Şunu da çıkardı Hüseyin. Tamam, şimdi ben bunları dizdim böyle. Tavanın altına da yumurta çaydanlığını koydum. Şuraya bir tas. Buraya bardak, kase falan koydum. Kaşıkları da bunun içine koydum. Aslında dünya aldırıyorlar buna da şey yapıyor mu? Yıkıyor mu çünkü? Burada tazlarım var, orada tencereler falan var. Şimdi üst üste koysam onları güzel yıkar mı? Şimdi ablama sorarım ben. Sanki bu bardakların üstüne konulur mu tabak mı bak, bilmiyorum ki. Şimdi Melih ablayla da bayağı gülüştük. Adam dedi ya tableti oraya koy işte falan. Nereye koydum ben? Gel gelin, bidonu telefonla konuşurken nereye bıraktım ben? Koydum ya o küçük bidonun içine tabletleri. Bidonu bulamıyorum, şaka gibi ya bu. Paketi de açmak istemiyorum, tuz koyduk, parlatıcı yok, alırız yarın. Tableti buraya koyuyorsunuz ya. Melih abla dedi atıyorum ben dedi. Makinenin içine.
Bayağı güldü diyorum. Niye madem bana öyle söyledi? Dur. Ben şu bidonu bulayım. Bildiğiniz bidon yok. Arıyorum arıyorum. Evin içinde bidon yok. Tövbeler olsun. Şeyden aldı götürdü. Aa, vallahi billahi yok be. Buzdolabına kadar baktım. Onu koyarım çünkü internetçiyle konuştum ben. Aa. Hiç böyle bir şey var mı? Bildiğiniz turşu bidonunu içine koydum. Ne yok? Aa, yok. Aa, çıkaracak. Cifin arkasında kalmış. Öyle olur. Gözünü çıkarır ama bulamazsın. Buldun mu? Evet, burada cifin arkasında Koca kalmış. dedin o muydu? Yarım kiloluk mu? Koca bidon. Adamın verdiğini kullanayım önce. Sonra da ötekini deneyeyim bakayım. Ya da Milli ablanınkini önce kullanayım. Bu da kaşıklığın üstündeydi. Tek tek koyuyorlar herhalde kaşıkları. Ne gerek varsa son 2 saat ona mı uğraşayım? Şimdi. Terse düzü var mı ki? Tamam. Burası var mı? Burası var mı? Ana. Ters mi koyduk? Sıkıştı burada. Şimdi çıkaracağım elimde yıkayacağım. Niye açılıyor bunun kapağı değiştiriyorum oku da. Demek ki oku açmak için kullanacağız. Hadi. Birazdan şekleyeyim. Vay. Vallahi yıkamış kadar yoruldum. Şimdi ve ilgi öğrenmenin şeyleri. Şimdi Meli ablanın tabletini koyduk, değil mi? Önce şunu da yıka dedi hızlı da. Ondan sonra 3 saniye şuna bas dedi. 1, 2, 3. Ondan sonra mı koy dedi kız bu? Şunu da 3 saniye basarsan dedi. 1, 2, 3. Çocuk yeri de olur dedi. Eksi gözüküyor burada. Bu ne şimdi? Parlatıcı mı yok? Işığı gözükünce mi kapayacağız bakayım? Şimdi basıyorum artık. Çocuk kilidi için buraya bas dedi. Aklı kurcalar mı diyorum ama kurcalamaz herhalde. Ben gene de basayım. 1, 2, 3. Evet. Kontrol edeyim. Hadi Bismillah.
Saati yok burada ama. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Melih abladan da razı olsun. Şimdi bunu gözümün önünde bırakayım şimdilik. Benim kafa bugün artık allak bullak oldu. Şimdi Menem ablama da sorayım şu yerleştirmeyi. Butası, tencereyi. Çünkü bayağı bayağı ablam aldırıyordu. Şu an benim dizdiğimin bir katını daha diziyordu yani. Ama ben dedim üst üste koyarsam acaba yıkar mı? Mesela o tencerelerin üstüne bunları dizseydim, süzgeci tasları yıkar mıydı? Ben de şimdi yemek faslına gireceğim. Bu kutuları da halledecektim ama vallahi ben bilmiyorum. Bugün sene oldu bilmiyorum, halim kalmadı. İşte biraz oturmam lazımdı. Hiç oturmadım. Habire koştur oraya buraya. Yemekten sonra da zaten büyük ihtimal yani kendimi biliyorum. O yorgunluğun ağırlığı çöküyor, kalkamıyorum. O yüzden hiç kendimi hırpalamayacağım daha fazla. Çünkü dinlenmem lazım. Böyle enerjimi biraz toplamam lazım. Sabahleyin hiç kalkıyorum o zaman. İçimi gücümü tutuyorum. Bakmayın bugün ben bayağı dolap içlerine girdim. Fazla uzuyor diye de çekemedim. Kimi unuttum, telefon falan geldi. Mutfakta fazla işim yok zaten benim. Ama o gardıropla işim vardı. O kavanozlar önemliydi. Kuzine, borular, o dolap, vır zıvırlar. Onlar çok önemliydi. Bayağı o işi hallettim ya. O dolabın vır zıvırları. Evet arkadaşlar. Ben şimdi yemekleri koyuyorum. Hatta şuraya koyayım da soğusun. Sonra veda ediyorum size. Zaten patatesi koyayım. Spagettiyi de süzdüm. Salam vardı biraz doğradım. Pirinçli seviyorum ben patatesi. Benden bugünlük bu kadar. Benim şu an pilim bitti. Daha enerji yok. Bir yemeğimi yiyeyim, bir kahvemi içeyim. Ondan sonra gözüm açılır. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekrar arkadaşlar, hoşça kalın, görüşmek üzere.